Dudu bana biraz daha. Dudu. Biraz daha su verir misin? Taci ne yapıyorsun öyle şapur şapur? Ne oluyor sana böyle? Kaç haftadır her gece sürekli su içiyorsun. Nedir canım? Bilmiyorum Dudu. Suları içip habire tuvalete çıkıyorum. Allah aşkına tasıma biraz daha su koy. Lütfen hadi. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi. Ben anlatacağım. Bir damla su bırakmadın tasında. Taci. Niye öyle dedin? Ay bilmiyorum Dudu, halsizim, bitkinim. Bana bir şeyler oluyor. Ay, dur bakayım. Aç bakayım ağzını. Dilini çıkar. Yap. Ay çok kötü kokuyor ağzın. Daha dişimi fırçalamadın da ondandır herhalde. Hayır öyle bir koku değil böyle. Nasıl diyeyim, aseton kokusu gibi bu koku. Seni hastaneye götürmeliyiz. Ay yok ölürüm de veterinere gitmem ben. İnsanım ben yahu, niye veterinere gideyim? Oraya gitmeyi asla kabul etmem ben. Delirdin herhalde. Tabii ki normal hastaneye götüreceğim seni. O zaman beni insana mı dönüştüreceksin yani? Tamam, o zaman giderim. Taci uyan. Tacicim ne oldu sana? Korkutma beni. Ah canım, güzelim, göz bebeğim. Ah aşkım, nedir bu halin? Ne yapayım bilmiyorum ki. Taci. İyileşene kadar seni donduracağım, kusura bakma. Neyse kalbi atıyor. Devamlı su içen, sürekli idrara çıkan ve ağzı aseton kokan, bayılan birini nasıl iyileştirebilirim? Hangi sihri bulacağım? Yok. Yok işte. Ah Taci, çaresiz kaldım. Teşhis de koyamıyorum ki sana. Perihan! Perihancığım! Perihan! Dudu! Sabahın körü! Ne? Lütfen buraya gel. Bunu söylemeye dilim varmıyor ama... sana ihtiyacım var. Taci'ye ne oldu Dudu? Hay bir anlasam. Günlerdir bir susuzluk, bir sık idrara çıkma, bir baygınlık. Sonra göz bebeklerine ağzına baktım. Aseton kokuyor. Ne oldu bilmiyorum, hiçbir şey anlamıyorum Perihan. Hemen insana çevir hastaneye. Ama insan hastanesine gidersek çok vakit kaybetmez miyiz? O zaman peri hastanesine. Ben de aynı şeyi düşündüm. Fanilerle evli perilerle ilgilenen bir peri doktoru yok mudur orada? Peri hastanesinde
Fani hastanesinden daha çabuk sonuç alırız tetkiklerden. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Böyle mi gideceğiz? Canım yolda değişiriz. Senin de tek derdin şık ve güzel olmak. Doktorlara mı güzel görüneceksin? Ay! Canım, sakin ol Duducuğum. Ay! Tamam. İyi sabahlar Peri Hanım, Peri size nasıl yardımcı olabilirim? Sihirli sabahlar hemşire hanım. Dudu Peri'nin kocası bir fani. Bir köpekle mi evlendiniz? Ben kocamı fani hastanelerine vakit kaybetmeyelim diye götürmedim. Sizin saçma sapan sorularınıza cevap vererek vakit kaybedemem. Doktorunuz nerede? 10 dakikadır baygın yatıyor benim kocam. Yani fani kocam. Çabuk doktoru çağırın, bir şeyler yapsın lütfen. Peki Dudu Peri, lütfen benimle gelin. Hastanemize gelen acil bir fani hasta için derhal 307 numaralı odamıza bir peri doktor istiyoruz. Geçmiş olsun. Hastamız kim? Eşim. Ve ben izah edeyim. Tamam. Anladım. Anlattıklarınıza göre fanilerde sıkça rastlanan bir şeker hastalığının belirtilerini çağrıştırıyor bana. İdrar tahlili, kan tahlili ve bütün diğerleri alın. Bir de bütün taramaları yapın hemşire Peri. Eğer düşündüğüm doğruysa hastamız şeker komasına girmiş. Ne o? Ölür mü? Lütfen bana biraz izin verin. Durumu size hemen bildireceğiz.